dünyasını etkileyecek iki önemli teknolojinin yavaş yavaş hayatımızın içine girdiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi insan genom projesi. DNA'lardaki kırık sarmallardaki veya bozuk olan sarmallardaki değişiklikleri bulup bu değişiklikleri doğru sarmallarla değiştirip insanların ileride daha az hastalıklara sahip olan bireyler olması sağlanacak. Kanser gibi çözümü zor olan hastalıklar için alternatif bir tedavi süresi gerçekleşmiş olacak. Bu büyük anlamda hem tıp dünyasını hem de farma dünyasını çok büyük bir şekilde derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu teknolojiyi insanlar ve hayvanlar üzerinde deneyebilecek platformların, alet platformları, cihaz platformlarında çok önemli bir yer alacağını düşünüyorum teknolojik anlamda. Bunların dışında diğer önemli aşamada Artificial Intelligence denilen yapay zeka olayı. Yaklaşık bir yıl önce Elon Musk Silicon Valley'de $1 billion non-profit bir kampanyayı kurmuştu. Amaç da Artificial Intelligence, yapay zeka üzerine odaklanmaktı. Çok yakın zamanda, bu uzun bir vade değil, çok yakın zamanlarda 5-10 senelik yıllar süresi zarfında beyine entegre edilebilen ve düşüncelerimizi okuyabilen, aynı zamanda insan ve hayvan davranışlarını wireless, kablosuz bir şekilde bilgisayarlar tarafından yöneltebilen platformlar olacağını görüyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalarda hatta bu doğrultuda yoğunlaşmış durumda. En büyük organımız deri ve giyilebilen teknolojilerde tamamen deri üzerine yapıştırılabilen ve günlük hayatımızdaki aktivitelere engel olmayacak aletler tasarlamak anlamına geliyor. Giyilebilen teknolojiler şu an günlük yaşantımızda kullanılan teknolojiler ve ileride daha da çok kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü deri kendi bakımından zaten reseptörleri olan ve vücut içindeki değişiklikleri, iç organlardaki değişiklikleri dışarı bir şekilde ter, sıcaklık ve renk farklılıklarıyla anlatabilen çok akıllı bir organ. Bu organdan faydalanarak organa daha da yakın temaslarda bulunabilecek giyilebilir teknolojiler geliştirmek çok akıllıca bir yöntem. Ki tıp da bu alanda zaten ilerliyor durumda. Ben günümüz dünyasının, günümüz tıpının pijama tarzı olduğunu düşünüyorum. Bol, çünkü annenizin, babanızın, eşinizin pijamasını giyebilirsiniz. Onlar size uymak zorunda değil, bol kalabilirler. Tıpkı şu zamanki tıpın olduğu gibi kişiye uygun tıp yapamıyoruz maalesef. Fakat geleneksel olmayan mühendislikten yararlanarak takım elbise tarzı tıp oluşturacağız. Ve bu takım elbise tarzı tıp her insanın vücuduna göre oturabilecek ve vücudunun şeklini alabilecek. Önemli olan burada esnek çekilebilen ve vücudun her noktasıyla ve her dokusuyla iyi bir sıkı kontak kurabilecek aletleri geliştirmek anlamına geliyor. Mesela kolumda bir tane var şu an. Bu alet vücuttaki, derideki yoğun noktaları, sert noktaları ve daha az sert olan noktaları bulabiliyor. Ve renkli bir harita çıkarabiliyor. Böylelikle mesela deri kanserine sahipseniz biyopsi yapılmaksızın hastaneye gitmeden size bir ön bilgi veriyor ve doktor da buna göre biyopsi yapıp yapamayacağına karar veriyor. Aslında tıp doktorları ve mühendisler arasında ve hastalar arasında bir arayüz görevi kuruyor. Böylelikle kişiden bağımsız olarak sadece kişiden alabileceğimiz bilgileri deri yoluyla direkt doktora aktarmış oluyoruz. Hem daha hassas hem de daha hızlı sonuçlarla daha iyi çözümler üretebiliyoruz. Gelecek giyilebilir teknolojiler üzerinde bayağı yoğunlaşacak. Buradaki çalışmalarda yine aynı süreçte
giyilebilir. Özellikle deri altına yerleştirilebilir. Deri üstüne giyilebilir. Ve beyne implant edilebilir aletler üzerinde.